Hüseyin Likoğlu bize Atatürkçülüğü çok görenler. Atatürkçülük üzerinden son günlerde yaşanan tartışmalar herkesin malumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Nisan referandumundan bu yana Atatürk konusunda verdiği mesajlar son 10 Kasım anmalarının ardından zirve yapmış durumda. CHP Erdoğan'ın açıklamalarını biraz daha ihtiyatlı karşılarken bazı kemalist yazar çizerler çılgına dönmüş durumda. Kimi bu değişimin nedenini sorgularken kimisi de Erdoğan'ın 2019 seçimlerinde kemalistlerden oy almak için bu söylemi geliştirdiğini iddia ediyor. Tepkilere bakınca şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Atatürk bizimdir. Bizden başka kimse Atatürkçü olamaz. Atatürkçülük üzerinden oluşan yeni söylemler belli ki yıllarca Atatürkçülük üzerinden siyaset üretenlerde ciddi travma oluşturacak. Atatürk ve karşıtlığından başka bir sermayesi olmayanlar bir şeyi daha algılamakta zorluk çekiyor. Atatürkçülük üzerinden yıllarca kötülük yaptıkları muhafazakarların bugün Atatürk konusunda geldikleri noktayı anlayamıyorlar. Başörtülü öğrencileri Atatürkçülük maskesiyle üniversitelerden kovdular. Namaz kılan, oruç tutan subayları Atatürkçülük maskesiyle TSK'dan attılar. Eşi başörtülü olan memurları Atatürkçülük maskesiyle kamudan attılar. Atatürkçülük maskesiyle halkın oyunu almış partileri kapattılar. Hasılı Atatürkçülük maskesiyle dindar insanlara her türlü kötü muameleyi reva gördüler. Ancak geldikleri nokta Hüsran. Muhafazakar kesimin Atatürkçülüğüne karşı çıkanlara ya da bu zamana kadar Atatürkçü geçinenlere şöyle bir göz attığımızda meselenin özünü görebiliriz. Bu zamana kadar Atatürkçü geçinen üç kesim var. Aleviler, Komünistler ve Masonlar. Mason teşkilatları 1935'te Atatürk tarafından kapatıldı. Daha sonra İsmet Paşa döneminde tekrar açıldı. Bugün Masonlar en hızlı Atatürkçü olabiliyorsa... Atatürk'ün komünizm hakkında ne düşündüğü herkesin malumu. Komünistlerin Atatürk'ün hayatta olduğu dönemde neler yaşadığını herkes üç aşağı beş yukarı biliyor. Olayı komünistlerin en çok sevdiği şair Nazım Hikmet üzerinden ele alalım. Nazım Hikmet tek parti döneminde defalarca hapis cezalarına çarptırıldı. 12 yıl tutuklu kaldı. Çareyi Sovyetler Birliği'ne kaçmakta buldu. Nazım Hikmet'in mezarı Moskova'da. Nazım Hikmet'in Moskova'daki mezarı başında şiir okuyup sonra da Türkiye'ye geldiğinde anıt kabirde 10. yıl marşını coşkuyla okuyanlar Atatürkçü olabiliyorsa Dersim olaylarını hariç tutarak söylüyorum. Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklarla bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanunla sadece muhafazakarların tekke ve zaviyeleri kapatılmadı. Alevilerin de bütün deryahları kapatıldı tekke ve zaviyelerden cami ve mescid olarak kullanılabilecek durumda olanların cami ve mescid olarak kullanılması hüküm altına alındı, Aleviler için inanç önderliği diyebileceğimiz dedelik ve babalık yine bu kanunla yasaklandı. Her yıl yapılan görkemli anma törenleriyle bildiğimiz Hacı Bektaş Veli Türbesi de tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklarla bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanunla kapatıldı. Bu kanunda iki kez değişiklik yapıldı 1950 ve 1990 yıllarında. 1950 yılında yapılan değişiklikle Hacı Bektaş Veli Türbesi müzeye dönüştürülerek açıldı ve her yıl yapılan anma törenleri o değişiklik sayesinde gerçekleşiyor. Her yıl Hacı Bektaş Veli'yi anma merasimlerine katılanlar bu türbe 1950 yılına kadar niye kapalıydı? Türbeye niye müze muamelesi yapılıyor sorusunu sormadan Atatürkçüyüm diyebiliyorsa Evet bütün bunlardan dolayı kimse muhafazakar camiaya niye Atatürkçüsün deme hakkına sahip değil. Masonların, komünistlerin ve alevilerin Atatürkçü olduğu bir ülkede hiç kimse muhafazakarlara Atatürkçülüğü çok göremez. Bu arada kimse bizden Mois Cohen namı diğer Munis Tekin Alpin esaslarını belirlediği kemalist çizgide bir Atatürkçülük beklemesin. Kendimden örnek vereyim. Perşembe akşamı yatsı namazı için abdest aldım. Bu akşam cuma gecesi. Yarın da 10 Kasım. Bütün ölmüşlerimiz için bir Yasin okuyayım dedim. Bizim Atatürkçülüğümüz böyle. Hala anlamayan varsa bir ipucu vereyim. Türkiye'de bütün darbeler 1960, 71, 80 ve 28 Şubat. Hepsi Atatürkçülük maskesi ve kemalist kafayla yapıldı. Ama hepsinin arkasında Amerika ve diğer Batılı güçler vardı. 15 Temmuz'da Atatürkçü maske ve kemalist kafayla yapılmak istendi. Ama başarılı olamadı ve arkasındakiler deşifre oldu. Bilmem anlatabildim mi? Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Bu...